Profesör Doktor Hasan Sözbilir'e bir dönelim. Efendim, özel yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz bu depremle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi depremden tabii belli bir zaman geçmiş oldu. Bu zaman içinde çok sayıda artçı deprem de yaşandı. 5.1'e varan en son işte depremler de oldu. Tabii bu artçı depremler sürecektir daha. Çünkü fay enerjisinin boşalması belli bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda tabii AFAD'ın ciddi anlamda başarısı var. Afet yönetimi anlamında, bazı insanların kurtarılması anlamında, oradaki sistemi denetlemesi anlamında devlet olarak ciddi bir başarı görüyoruz. Geçmiş depremlere istifaden. Tabii bu aşamada halkın da çok önemli bir şekilde AFAD'ın verdiği bilgiler doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Çünkü artçıların devam etmesi durumunda bazı özellikle hasar gören evlerin yeniden daha büyük hasarlar görme durumu olabilir. Onun için o tür evlerin de mutlaka bir şekilde AFAD yetkililerine gösterilmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla şu anda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Afet yetkilileri sürekli kişi sayısında artış da gerçekleşiyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla şu anda yani ciddi anlamda bir tehlike görünmüyor. Efendim, bu fay hattı kırıldı. Tabii ki bu bölgede incelemeler başlamış durumda, yapılıyordur. Evet. Bu kırılmanın tetiklediği başka bir nokta var mı? Şimdi kırılan fayı incelemek için ben de yarın deprem bölgesine gideceğim. Yarın akşamüstü geçeceğim oraya. O bölgede tabii yaklaşık şu anda sayısal formüllere göre 50 kilometre uzunluğunda bir kırılmanın gerçekleşmiş olması gerekiyor yeryüzünde. Yani fay zaten aşağıda deprem oluyor. Belli bir derinlikte 8-10 kilometre derinlikte deprem oluyor. Ondan sonra o fayın kendisi yüzeye kadar gelip yüzeye yırttığında o zaman insanlar zarar görüyor. Bu yüzden zarar görüyor aslında. Şu anda da böyle bir şey gerçekleştiği için zaten böyle evler yıkıldı, belli bir şekilde zarar gördük. Ama yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda yeryüzünde şu anda bir kırılma gerçekleşmiş durumda. Onu incelemek için yarın bölgeye geçeceğiz. Evet. Tabii bu fayın şöyle bir özelliği var. Bu fay yaklaşık 200-300 yıldır bazı segmentleri deprem üretmiyordu. Şu anda deprem üretmeye başladı. İşte tabii bir sürü bu konuda bilimsel çalışmalar da var. Yapılmış olan, şu anda yapılmakta olan, özellikle uydu görüntüleri, GPS yoluyla yapılan çalışmalar, hemen Upalo segmenti üzerinde belli bir şekilde fayın hareket ettiğini, belli bir hareket mekanizmasına sahip olduğunu, yani deprem üretmeden belli bir şekilde yavaş yavaş hareket ettiğini göstermişti. Bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmıştı. Tabii şeyde o konuda işte başka parçalara sıçrama tehlikesi her zaman vardır zaten, öyle bir tehlike. Yani şu anki kırılan parçanın enerjisini başka bir segmente taşıması olasılığı tabii ki her zaman vardır. Ama bu konuda şu anda kesin bir şey kimse söyleyemez. Mutlaka çalışmalar yapılması gerekiyor. Artık günümüz teknolojisi stresin ne tarafa doğru taşındığını çözebilecek seviyeye sahip. Türkiye'deki bilim insanları bunu yapabilecek güçte. O konuda TÜBİTAK projeleri bildiğim kadarıyla şu anda devam ediyor zaten. İlgili insanlardan belki çok yakın bir zamanda açıklamalar görebiliriz. Efendim, deprem master planları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yeterli midir? Şöyle şimdi Türkiye'de deprem master planları belediyelerin, büyükşehir belediyelerin yapmakla yükümlü olduğu planlar ve benim yine işte yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 2011'de deprem stratejisi eylem planı yayınlandı. Bu 99 depreminden sonra bilim insanları oturdular ve bizim 2023'e kadar aslında Türkiye'deki bütün resmi kurum ve kuruluşların, üniversiteler dahil olmak üzere ne yapacakları o kitapçıkta yazıyor. Bunların başında da deprem master planı yer alıyor. Yani her ilin içinden fay geçen, deprem tehlikesi olan her ilin deprem master planı yaptırması gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla bugün Türkiye'de sadece İstanbul'da bir deprem master planı var. O da işte 2003-2004 yıllarında yapılmış olan, şu anda biz 2020 yılındayız. Dolayısıyla bunların sürekli revize edilmesi gerekiyor. Yani İstanbul'daki deprem master planının da şu anda revize edilmesi gerekiyor. Tabii Türkiye'de
Şu anda işte İzmir'de 99 yılında yapılmış bir deprem master planı var sadece kent merkezi için mesela. Ama İzmir ili için ondan sonra yapılmış bir çalışma yok. Onun için İzmir için de ben sadece Manisa, Balıkesir yani kendi kentin içinden Dirifay'a geçen bütün illerin, Türkiye'deki illerin deprem tehlikesine bağlı olarak depremden daha az zararla çıkması için deprem master planlarının bir an önce yapılması gerekiyor. Aslında devletin koyduğu sınır 2023. Yani Türkiye'deki deprem master planları ve deprem zararlarını azaltma yönelik çalışmaların tümünün 2023'te tamamlanması hedeflenmişti. Bu konuda herkesin aslında görevi belli o kitapçıkta. İnternetten PDF olarak ulaşılabilir, AFAD'ın içinden ulaşılabilir bir kitapçık bu. Birçok konuda yani belediyeler, yerel yönetimler, valilik, büyükşehir belediyeleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ne yapması gerekiyor bu konuda? Hepsi orada madde madde yazılı. Tabii o günden 2011'den beri de işte insanlar ya da kamu kurum ve kuruluşları yeteri şeyi ne kadar gösteriyorlar onu tabii bilemeyiz. Bakmak gerekiyor. Ama dediğim gibi bunların 2023'e kadar tamamlanması gerekiyor aslında. Peki efendim, bu fay hatlarının bilinen fay hatları var tabii ki. Bunların imar haritalarına işlenmiş olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Şimdi şöyle, tabii bu çok Türkiye'de yeni bir konu aslında. Yani imar haritalarına işlenmesi çok böyle kolay bir konu değil. O konuda uzman insanların yetişmiş olması gerekiyor Türkiye'de. Maalesef Türkiye'de şu anda fayları imar haritalarına işaretleyecek insan sayısı çok fazla değil. Yani bunlar jeoloji mühendisleri denetiminde, onların kontrolünde, onların arazideki başarısıyla ortaya konacak şeyler. Türkiye'de tabii bu tür şeyler lisans düzeyde verilen eğitimlerle gerçekleştiği için Türkiye'de o sayı az ama mesela imar haritalarına işlenme anlamında işte benim kişisel anlamda İzmir'de başlattığım çalışmalar var. İşte Manisa'da şu anda mesela Valiliğin ve Şehzadeler Belediyesi'nin başlattığı bir çalışma vardı 3-4 ay önce. Orada mesela Manisa fayını imar haritalarına işledik şu anda. Tabii işlemek yani ne işimize yarayacak o? Bir diri fayın üzerinde gelecekte deprem üretmesi beklenen bir diri fayın üzerindeki bina stoğu nedir? Onun ortaya çıkartılması gerekiyor. Yani biz diri fayı imar haritalarını bu yüzden işliyoruz. O diri fayın üzerinde kaç bunları ortaya çıkarttık yapıyoruz çalışmaları. Dediğim gibi Manisa, İzmir, İşte belki yani ben yakın çevrede olduğum için söylüyorum. Bu bölgelerde yavaş yavaş bu tür çalışmaların yapılması başlanmış oldu. Efendim, aynı şeyi tekrar sormuş olacağım belki ama şimdi bu Manisa'da yaşanan deprem sonrası yine sizinle bir bağlantı yapmıştık sıcağı sıcağına. Yeni Evet. depremler üretilebilir demiştiniz, olabilir demiştiniz. Aynı şeyi tekrar Evet. söylüyorsunuz değil mi? Şimdi tabii Manisa'da dün bizim bir oturum vardı, 3 saatlik bir oturumumuz vardı. O oturumda Manisa'da şu anda il düzeyinde 20 tane fay var. Yani 6 ve üstü daha doğrusu 6 ve üstü büyüklükte deprem üretebilecek gelecekte 20 tane fay var. Bunların bir kısmı işte Manisa fayı il merkezinden geçiyor. Akhisar fayı var, daha kuzeyde Soma Kırkağaç fayı var, Gelenbe fayı var. Alaşehir, Turgutlu fayı, bunlar hepsi belli bir şekilde 6 ve üstü büyüklüğünde deprem üretecek olan faylar. Tabii daha da kuzeyde Selendi taraflarında faylar var. Dolayısıyla yani o bölgede ilçe düzeyinde de aslında belli çalışmalar yapmak gerekiyor Manisa'da. Yani sadece Manisa il merkezinin deprem tehlikesini ortaya koymak yetmez. Bütün oradaki 20 fayın 20'sinde şu anda bizim başlattığımız çalışmanın yapılması gerekiyor. Evet. Efendim, siz de denk gelmişsinizdir. Özellikle sosyal medyada çok konuşulur. İşte bir yabancı sözde bilim adamı denilen bir kişi işte şurada deprem olacak, burada deprem olacak diye paylaşımlarda bulunuyor. İnsanlarımız da bunlara inanıyor. Ne diyeceksiniz? Son olarak bunu sormak istiyorum. Tabii bunlar yani doğru şeyler değil. Bugün Türkiye'de depremle ilgili bilgi verecek yeterli anlamda bilim insanı var. Çok değerli bilim insanları var. Türkiye'de değişik üniversitelerde, bizim AFAD'ın içinde, Kandilli'nin içinde zaten bu konularda çalışan ya da üniversitelerde sadece fayla ilgili, sadece depremle ilgili çalışan bilim insanları var. Zaten Türkiye'de şöyle bir durum var. Türkiye'de 99 depreminden sonra
üniversitelerdeki genç bilim insanlarını buna yönlendirdi zaten Türkiye. Yani mesela benim gibi insanlar 99 depreminden şu anda 2020'ye kadar sadece depremle ilgili fayları çalışıyor. Deprem üreten faylar, nasıl tanınır, nasıl özellikleri bilinir, geçmişleri nasıl araştırılır, nasıl haritaya işlenir, bunlarla ilgili deprem tehlike, deprem risk çalışımı nasıl yapılır? Sürekli sadece bu çalışmalar üzerinde uzmanlaşmaya çalışıyoruz, uzmanlaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda yeterli düzeyde bilim insanı var. Dışarıdaki bilim insanların yani ne dediklerinin bir anlamı yok. Hele eğer bu şekilde Twitter'dan şuradan buradan yazan insanlar hiçbir geçerliği yoktur bu şeylerin. Zaten bilim insanının söylediği şeyin geçerliliği uluslararası makalelerde istediğidir. Ondan sonra bu konuda bir şey söylenebilir. Yani hiçbir bilim insanı kendi yaptığı çalışma uluslararası düzeyde yayınlanmadığı sürece o insanın söylediği şeylerin bir anlamı yoktur zaten. Evet. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Hasan Sözbilir, Profesör Doktor Hasan Sözbilir efendim teşekkür ederiz. Özel yayınımıza katıldınız, sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun, var olun diyoruz. Teşekkür ediyorum.